Ee, Barış'ın ilk goldeki yani evet ele bir temas var ama Torreira'nınki gibi çok emin değil Şimdi dönüş yapıyor. Dönerken eli çok açık değil. Ama Torreira'nın pozisyonu net. Orada bir kart vermesi lazım. Ama dediğim gibi bunları niye konuşmak zorunda kalıyoruz biliyor musun? Fenerbahçe maçında olduğu için Galatasaray da bunu konuştuğu için. Ya da Beşiktaş maçında olduğu için olduğu zaman Beşiktaşlar da bunu konuştuğu için. Dönüp dolaşıp biz de örnek veriyorum Galatasaraylı, Galatasaraylı, Fenerli, Fenerli, Beşiktaşlı, Beşiktaşlı diye savunmak zorunda kaldığı için bunları konuşuyor. Yoksa e, yine dün, yok yok bugün Hollanda Ligi'ni beraber izliyorduk bir pozisyon oldu. Rafa Silva'ya yapılan hareket yanında devede kulak kalır. Hakem geldi sarı kartı gösterdi. Döndü geçti hiç kimse bakmadı bile. Hep e, odak noktamız hakem olduğu için verilen kartlar verilmeyen kartlar olduğu için. Maalesef bunlar da dile getirilmiş. Ama getirdin. sen bu ülkedeki genel sorunun ne olduğunu hepimizden iyi biliyorsun sanırım. Dile Nedir? Ben. Torreira ve Barış Alper elini gösterdi ya Ümit Hocam açılışta. Hı. Şimdi bugün verilmedi. Tamam. Hakem takdiri odur budur var var neyse. Üç hafta sonra benzer bir pozisyon. X bir maçta. Sen hep diyorsun ya Beşiktaş falan önemli değil. Galatasaray, Trabzon, Antep, Adana. X bir maçta eminim ki benzer pozisyon olsa o el kararı verilir. Onu da söyleyeyim. Yani. Ya, bu Torreira'nın üzerinde Galatasaray'ın üzerinde söylemiyorum. Standart yok Türkiye'de. Yani bugün verilmeyen başka maçta veriliyor. Ya da işte iki gündür konuştuk. Immobile'nin pozisyonu. Belki derbide olacak aynısı. iki taraf içinde. Devam edecek hakem. Ya da penaltı verecek. Dakikalarca incelenecek. Bizim bir standartımız yok Ümit Hocam. Doğru. Sorun o. Yani Evren Hocam diyebilir ki işte bak Bülent şurada 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 şu pozisyon var. Bundan aynıları bu ülkede bu maçta bu maçta da oldu aynı standart kararlar veriliyor. Ben o zaman ne diyeceğim Evren Hoca dediği zaman? Haklısın hocam. Yerden göğe kadar başımın üstünde yerim var diyeceğim. Hiçbirimiz bunu diyemeyiz şu anda. Bunun takımdaşlıkla da alakası yok. Tarafkirlikle de ki bence ikiniz buradasınız diye söylemiyorum. Bu yaptığımız yayınlarda biz yaklaşık bir buçuk aydır yayınlar yapıyoruz. Farklı platformlarda, Eksen'de, YouTube'da, TV 8.5'da vesaire. Sen Mourinho ile ilgili ne inanıyorsan eleştiri yapıyorsun. Evren Hocam Galatasaray ile ilgili gerek yönetimsel olsun gerek Okan Hoca olsun gerek takım içi bir şey olsun eleştiri yapıyorsunuz. Yani sizde ben o taraf görmüyorum. Açık açık söyleyeyim ya yüzünüz diye söylemiyorum. Dışarıdan da izlesem aynısını söylerim. Onun için sizlerin yorumları bence kıymetli. Çünkü sadece bir renk için konuşmuyorsunuz. Tabii ki senin ait olduğun, kaptanlığını yaptığın, şampiyonluklar yaşadığın, efsane olduğun camia var. Evren Hocam'ın oynadığı, iz bıraktığı camiası var. Şimdi laf mı yani? Hani Tabii ki sen Galatasaray tandansı konuşacaksın sen Fenerbahçeli ama doğru bildiklerinizde burada çat çat söylüyorsunuz. Ha hani niye bu prospektüsü söyleme ihtiyacı duydum? Ülkede çünkü bazı izler bazı izlere söylemeyelim yine de biz edebimizi bozmayalım. Karıştığı için herkes her şeyi söylüyor hocam. Evren hocam ben de gereksiz bir yükseldim şu anda. Son yani. olarak şunu söyleyeyim de yani. Ee, de devamına Evren abiden sonra gideriz. Özellikle değişikliklerden sonra bak Galatasaray bugün ne yaptı? Yeler Sabek'e geçti. Evet. İşte Hamza'nın oğlunun adı neydi? Efe. Efe. Efe'yi aldı. Efe'yi oyunu aldı. Oradan Yusuf Demir'i aldı. Nelson oyuna aldı. Yani Galatasaray böyle bir kadroyla oynamak zorunda kalsın kolay kolay maç kazanamaz. Orada temel taşları var. Sanchez'i var. işte Mertens'i var. Anlatabildim mi? O oyun oyuncular 3-0'dan sonra biraz süre olsa belki 3-2'ye 3, -3 de gidebilir. Yani Galatasaray'ın orada olmazsa olmazı Sanchez, <laughs> olmazsa olmazı Mertens, Osimen, Muslera. Yarın bir gün Icardi gelecek. O tabii başka bir konu. Onu zaten konuşacağız. Yok gelmek istiyorum falan filan gibi bir tam konular olmuş. Onu da Evren abi daha iyi bilir ama dediğim gibi yani bugün Galatasaray rahat bir oyunla kazandı. 5'te 5 yaptı önemli. 15 puan. 15 puan yaptı. E, bu kadar yandım bittim kül oldum. Yok kazan kaynıyor. Yok çorba kaynıyor. O kaynıyor. Bu kaynıyor. Milleti attılar. Yok işte kazanın içine o bu derken 5'te 5 yaptılar. Yani yok bilet skandalı yok arka taraftan sponsor. Mi? 5'te 5 yaptı Galatasaray. Onun için, şu anda dolu düzgün bu gidiyor Kadıköy. Derbi önemli. Hakikaten önemli. Ee, Fenerbahçe'nin derbiyle ilgili hassasiyetinin yüksek olduğunu biliyorum. Bu derbi bu sene için de gerçek anlamda belirleyici olacak. Tarafları motive eden bir e, maç olmalı. Sonuç olmalı. Şiddetli kırılmalar yaşanır taraftarı... mı diye her ikinize de zaten ikinci bölümde soracağım. Yani şimdi bu derbi tabii daha de altıncı hafta falan. Okan Hoca'nın da açıklamalarını birazdan getireceğiz. İzledik beraber. Çok sakin, son derece politik konuşuyor. Bence de şahsi fikrim çok da iyi konuşuyor maç sonu konuşmaları onu da söyleyeyim deyip Ümit Hoca'dan pası alıp Evren Hoca'ya geçeyim. Son olarak YouTube'dayız. Biraz geç girdik. Hı -hı. Bol like alalım arkadaşlardan. Canlandıralım biraz abi. Evet, bol bol like alalım. Niye enerjiniz düşük ya? Biraz böyle bir Kim, hareketli olmanız lazım. Hocam? Değil mi Ümit Hoca'nın biraz düşük. enerjisi ya, mutlu. <laughs> Şiir gibi bir oyun vardı abi. Siz evet. Yani, ne anlatıyorsunuz? Hocam 5'te 5. Beş. Galatasaray. Hem İki Rize, puan önde gidiyor Galatasaray. Hem Ganserik. Rize maçı hem bu maçın ilk yarısı muhteşem oynadı. Yani hep ben geçen yılda böyle bir maç mesela 3-4 defa gördüm. Yani Şampiyonlar Ligi biraz bunu gösterdi ama sonuca yansıtamadı. Özellikle yani ofansif anlamda hem oradaki baskı işte Sanchez'in gelmesiyle, Osimhen'in gelmesiyle Galatasaray'da hava bir anda değişti. Yani bugün de mesela o kadar eksik var. Yeni transferler yok. İlk yarı inanılmaz bir baskı skoru aldı. Sonra antrenman maçına döndü. Ondan sonra tek kale maç. Al gülüm ver gülüm. Yani Galatasaray'da işler transfer dönüm bittikten sonra öyle bir düzeldi ki takımdan bahsediyorum. Yani takımın Okan Hoca'nın oyunculardan bahsediyorum. Öbür tarafta sıkıntılar var. Onları ayrı konuşuruz. Ama takımda öyle bir hava değişti ki ya bu zaten skorlarla belli oluyor. Ta ki işte derbi haftası geldi. O ayrı bir maç. Onu ayrı konuşacağız. Ama hem Rize maçı hem bu maçın ilk yarısı. Yani takımı da öyle güzel kullandık hoca. Geçen hafta dört kişiyi çıkardı dinlendirdi. Bugün işte biraz daha belki erken çıkartabilirdi 60'larda falan 55'lerde. Kaan'ı belki ilk yarı çıkartırdı. Orada biraz daha oynat çünkü sarı kartı vardı. Yani oyuna baktığında baş şu ay, şu an 3. santrafor durumda baktığında. O bir de takımın içerisinde nasıl mücadele ediyor? Arkadaşlarına işte asist yaptı, o bölgeye gitti, golünü attı. Yani Galatasaray'da her oyuncuda bir canlanma var. O konu dedi ki Eylül'ün ortasından sonra işte 10 gün önce konuştuğunda takım çıkışa geçecek. Ona göre planlama yaptık. Bu kadar sıkıntılı dönemde şu milli takım arasının olduğu bölümden sonra. Ve şu an görüyoruz ki abi Galatasaray bunu uyguluyor. Ve 5'te 5 yaptı. Bu hafta lider ve Kadıköy'e çok avantajlı gidiyor. Bu avantaj ne? Bugün tabii ki Antep'in de çok eksikleri vardı. Galatasaray'ın kaybetmesi çok zordu. Yani kendi sahasında oynadığı için. E, kazandı şimdi bak e, kaybetse bile Bahçeli'ye veya berabere de kalsa aradaki fark bir puan. Berabere kalsa yine önde. Yenerse 5 puan Tamam o zaman sıkıntıydı Yani şu an Galatasaray Kadıköy'e rahat gidiyor Baskı yok Zaten bir şampiyonluk maçı değil 6. hafta olan bir Tabii ki şeyi belirler Sonuçta bir derbi maçtır Önemlidir Ama Galatasaray şu an Bütün hem de şimdi yeni transferleri de gelecek bu hafta Osman oynayacak Jakobs oynayacak Salahi oynayacak Yani Galatasaray'ın bu enerjisi Bu çıkışı Bence sürecektir Sonuç ne olur bilmem Ama oyun anlamında Galatasaray'da ciddi bir gelişme var ciddi bir coşku var. Ya bu da artık ortada. Yunus'u nasıl buldunuz? Gol attı. Yunus ilk yarı biraz tabii şeydi o sol tarafta başladı. Yani sağda başsa belki daha da ama Barış orada çok iyi. Yunus golü atması çok önemliydi. Biz çok daha olabilir. Evet yani hep sağa, sağa el attı golü yine. Bir soluna çekti vurdu. Bir oyuncu kazanmak çok önemli. Çünkü Kerem gittikten sonra o bölgeye istediğin şeyi alamadı Galatasaray. Oyuncu içeriden bir oyuncuları sokacak. Onun için Yunus Hoca ben bu maç belki oynatmaz diyordum. Ümit Hoca oynatır dedi ve oynattı. Ee, i̇kinci maçta bu şansı verdi. Yarın bir gün çünkü sonuçta ikinci bir adam olarak oyunu atabilir. Her an Yunus'un hazır olması lazım. İki maç iki maçtır. Bak bugün golünü attı. Yine bir kendine geldi. Yani bir oyuncu daha kazandı Galatasaray. Bir türlü Yunus'u kullanamıyordu. Ziyeş gelecek yarın bir gün ama ne zaman gelir bilemem. Ama Galatasaray'da şu an her şey iyi gidiyor. Sportif anlamda sahada basan, koşan, mücadele eden bir takım var. Ee, bugün de taraftar bence ilk yarı zevk aldı. İkinci yarı biraz oyunu durdurdular. Tempo biraz düştü ister istemez. Yani geçen maç gibi oyuncu değişikleri tam şey olmadı, o enerjiyi vermedi. Mesela Yusuf Demir'den daha şey beklerim. Efe Akman yine oraları zorladı, aldık. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama Yusuf Demir'in daha çok zorlaması lazım. Çünkü Galatasaray'ın her oyuncuya ihtiyacı var. Bak bugün eksikler vardı. Baktığında oyuna girip oyunu değişecek kaç tane oyuncu vardı? Yok. Genelde hep savunma oyuncuları. Bir Yusuf Demir orada ofansif bir oyuncu. Onun için Galatasaray için her oyuncu değerli. Okan Hoca bu iki hafta içerisinde bütün oyuncuları bir şekilde kullan, kullanmaya çalıştı. Bu çok önemliydi Galatasaray için. bugün de kazanarak 5'te 5'te beraber 15 puan. lider olarak gidiyor.